Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır muhteşem bir kurabiye tarifi hazırladım. Bu kurabiye hem çok lezzetli hem de çok bereketli oluyor. Günlerce bayatlamayan harika bir kurabiye. Buyurun hemen tarife geçelim. 200 gram tereyağına ihtiyacımız var. Margarin kullanıyorsanız margarinle de yapabilirsiniz. 2 adet yumurta ihtiyacımız var. 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. 200 milim bardak ölçüsüyle 1,5 su bardağı da pudra şekerine ihtiyacımız var. Eğer ki pudra şekeriniz yoksa toz şekerini robottan çekerekten de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tarçın ilavesi yapıyorum. Kullanmış olduğumuz tereyağın ya da margarinin mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. E, kurabiye yapmadan bir iki saat öncesinde dolaptan çıkartın. Mutlaka yumuşamış olsun tereyağınız ya da margariniz artık hangisini kullanıyorsanız kabın içerisine almış olduğum malzemeleri güzelce karıştırıyorum ardından içerisine kontrolü bir şekilde un ilavesi yapıyorum 5 su bardağı un ölçtüm hemen hemen hepsini aldı fakat e, unla net bir ölçü vermiyorum sizlere yavaş yavaş ilave etme özen gösterin birer paket vanilya ve kabartma tozuna da ihtiyacımız var az kalsın vanilya ile kabartma tozunu unutuyordum kenara çıkartmışım sonradan fark ettim bunu yavaş yavaş ilave ederekten yumuşacık bir kurabiye hamuru elde ediyoruz. 4 su bardağından sonra kontrollü bir şekilde ilave etme özen gösterin. Bunu çok fazla gelirse kurabiyeniz dağılacaktır. Şekillendirme aşamasında da zorlanabilirsiniz. İçerisine 1 su bardağı fındık ilavesi yapıyorum. 1 su bardağı da damla çikolata kullanıyoruz. Ben fındık kullandım. Dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Fındık ya da ceviz hangisini kullanıyorsanız çok fazla inceltmemeye özen gösterin. Ben buzdolabı poşetinin içerisine bırakıyorum. Cezveyle onları eziyorum. Kesinlikle robottan çekmiyorum fındığı ya da cevizi. Kabın içerisinde malzemeleri güzel bir şekilde harmanlıyoruz damla çikolatayı ve fındığı her tarafına yediriyoruz muhteşem bir kurabiye oluyor mutlaka yapmanızı tavsiye ederim Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın birbirinden güzel tariflerim var mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim ben şekillendirme aşamasında dondurma kaşığından yardım aldım elinizde yuvarlayarak da yapabilirsiniz isterseniz ama dondurma kaşığı sayesinde hoş bir görüntü elde ediyoruz dondurma kaşığı varsa elinizin altında bu şekilde yapabilirsiniz. Kurabiye hamurun içerisine alıyorum. Hafiften bastırıyorum. Daha sonrasında da çıkartıyoruz. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yaparsanız yapacak olanlara fikir vermiş olursunuz. Gördüğünüz gibi şekli çok şık ve güzel oluyor. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsinin içerisine alıyorum mutlaka kurabiyelerim hazır. Bu tarifte toplamda 36 adet kurabiye elde ettim ben. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerimizin altı tamamen kızarana kadar, üstü de hafiften pembeleşene kadar pişiriyoruz. Fırınınız mutlaka önceden ısınmış olması gerekiyor ki kurabiyeleriniz yayılmasın. 6 tanesi de farklı tepsinin içerisine yer aldı. Toplamda 36 adet kurabiye çıkıyor bu tariften. Lezzeti inanılmaz derecede güzel oluyor. Bir kavanozun içerisine koyun kaldırın. Günlerce bayatlamayan harika bir kurabiye. Yapıp denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Kamerayı yaklaştıraraktan gösterdim ki iş dokusunu kıyır kıyır olan dokuyu görün diye muhteşem bir lezzet. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Yaparsınız mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.